İnsan beslenmesinin temelini anlamamız için öncelikle insanın etobur mu, otobur mu olduğunu anlamamız lazım. Bunu anlamanın bir yolu da insan beslenme tarihine bakmaktır. İnsanoğlu 7 milyon yıldır bu dünyada yaşıyor. 4 milyon yıl önce ayağa kalkıp iki ayak üstünde yaşamaya başladı. Bu bize en uzak olan ilk atamız olarak kabul edilen Homo erectuslar. 4 milyon yıl öncesine kadar insanlar bitkilerle, böceklerle beslenirken ayağa kalktıktan sonra ağaçlardaki meyvelerle beslenmeye başlıyor. Tabii kalori alımını arttırıyor. 2,5 milyon yıl önce insanın hayatına et giriyor. Bu tabii etoburlardan arta kalan etlere ulaşmalarıyla olan bir şey. Tamamen tesadüfi bir şey. Bir avlanma ritüelleri yok. Ateşin keşfi 500 bin yıl önce. O yüzden pişirme de 500 bin yıl içerisinde olduğu düşünülüyor. Zaten yazılı tarih o yıllara ait olmadığı için antropolojik ve arkeolojik çalışmalardan bunları anlayabiliyoruz. Modern tarımın ve hayvancılığın başlaması 12 bin yıl önceye dayanıyor. Modern tarım ve hayvancılık başladıktan sonra işte hayvanları avlamak, onların sütünden faydalanmak, peynir, tereyağı, yoğurt yapmak o zaman başlıyor. Yani düşününce şimdiki beslenme şeklimize en yakın olan beslenme şekli aslında insanoğlunun hayatının son 12 bin yılında oluştuğu gözleniyor. Bu 7 milyon yıllık bir insanoğlu serüvenini düşündüğünüzde bütün bu serüvende sadece bir nokta olduğunu görürsünüz. Bu yüzden insanın aslında etobur olduğunu bu açıdan söyleyemeyiz. Çünkü insan milyonlarca yıl boyunca neslini hiç et yemeden sürdürmüş. Etle buluşması tamamen bir tesadüf ve etin hayatına girmesi ona çiğnemekten zaman kazandırmak dışında açıkçası hiçbir işe de yaramamış. İnsan beynini geliştiren şeyin ete kavuşmak olduğu söylenir ama bunun bugün böyle olmadığı artık biliniyor. Çünkü insan beynini bir şeyin geliştirebilmesi için onun beyninde yakıt olarak kullanılması lazım. İnsan beyninin yakıt olarak kullandığı şey glukoz yani şeker yani karbonhidrat. Hayvanlardan aldığımız proteinle insan beynini gelişti denmesi tamamen bir yanılgıdır. Bunun dışında vücudumuzdaki göstergelere baktığımız zaman öncelikle her zaman tabii köpek dişlerinden bahsedilir. Köpek dişleri insanın etobur olduğunu gösteren bir şey değildir. Köpek dişlerinden daha sivri dişlere sahip olan hayvanlar da vardır. Hayatları boyunca hiç et yememiş ve tamamen otobur olan. O yüzden köpek dişlerimiz aslında çok da sivri sayılmazlar. Onun dışında vücudumuzda birçok gösterge vardır dediğim gibi insanın aslında otobur olduğunu gösteren. Bunlardan bazıları çenemizi sağa sola hareket ettirmemiz, öğütme hareketi. Bu yeşil bitkilerle beslendiğimiz zaman uzun süre onları çiğnememiz gerektiği için gelişmiş bir şeydir. Etoburlarda bu hareket asla yoktur. Etoburların ağzı sadece açıp kapama görevi görür. Besinleri mideye atmaya yarar. Bizde ağzımızda daha sindirim başlar. Ağzımızda karbonhidratları yıkmaya başlayan enzimler vardır. Onun dışında bağırsak uzunlukları, işte terleme, su içme, yudumlama, birçok fizyolojik aslında fark vardır ama bunların hiçbir tanesi bir insanı etobur olmadığını kanıtlamak için yeterli değil. Bence en önemli iki şeyden bir tanesi insanın etobur içgüdüleri yoktur. Bir insan bir hayvanı gördüğü zaman ağzının suyu akmaz. Bir insan bir hayvanı gördüğü zaman onu çıplak elleriyle yakalayıp parçalayıp derisiyle birlikte, iç organlarıyla birlikte ta kemiğine kadar yiyebilmesi gerekir. O zaman gerçekten etobur olunur. Hayvanın löpetini alıp onu marine edip karabiber, tuz koyup onu pişirdikten sonra yiyebilmek insanı etobur yapmaz. Yani insanda etobur içgüdüleri yoktur. Gary Yourofsky'nin bir benzetmesi vardır. Bir çocuğu bir eve koyarsınız, eve elma ve tavşan koyarsınız. Çocuk hangisiyle oynar, hangisini yemek ister, oradan zaten anlarsınız. Sonuçta insanın içgüdüsel olarak böyle bir eğilimi yok. Biz insanlar hayvanlarla birlikte yaşayan canlılarız. Onları nasıl evimizde besliyorsak kedileri, köpekleri, diğerlerine karşı da böyle bir yeme içgüdümüz aslında yoktur. Bu bize öğretilmiştir ve insanın vücudu et yemek için evrimleşmemiştir. Bunun da göstergesi az önce söylediğim iki faktörden diğeri hayvansal gıda yemek insana zarar verir. Bunun onlarcasından zaten bahsedeceğiz ama en önemlisi şudur ki
gıdalarda bulunan doymuş yağlar insanda en önemli ölüm sebebi olan kalp ve damar hastalıklarının sebebidir. Kararında ye diyebilirsiniz ama şöyle bir gerçek var. Gerçekten etobur olan hayvanlar ne kadar yağla beslenirlerse beslensinler asla damarlarında, bizim damarlarımızda oluşan plaklar oluşmaz ve asla kalp krizi geçirmezler. Bunu da 1900'lerin ortalarında yapılan bir çalışmadan biliyoruz. Köpeklerde kalp krizi modelleri yapmak için köpekleri yüksek yağlı diyetlerle beslemişler ve fark etmişler ki asla kalp damarlarında tıkanıklığa yol açamıyorlar ve kalp krizi yaratamıyorlar. Bu ne demek? İnsanda etobur içgüdüleri de yoktur. İnsanın vücudu et için evrimleşmemiştir. Et için dizayn edilmemiştir. Tamamıyla bitkiler ve sebzeler için dizayn edilmiştir.